Allah'ım inşallah sağır bunu. Ya, sığmayacak gibi hissediyorum anne. Sığar mı bu kadar şeye? 20 bardak su, bir de 10 baget makarna koyacağım. Hı? Baksana daha 15 bardak olmadı, daha doldu zaten tencere. Yetmez mi? Tamam, suyunu birazcık boşaltayım. Ama ölçüyle boşalt. Benim 20 yıllık makarnacı gözüm var. Sen bana bırak. Heh, bu iyi bak. Normalde körlü yapacaktım anne. Ama bir tane BİM'e gittim, sadece iki tane körlü vardı. Dedim diğerinde belki vardır. İki tane diye aldım. Diğerine gittim, diğerinde daha iki üç tane körlü var. Dedim bari tavuk alayım ben de. Tavuk da güzel de körlü daha güzel. Hadi bu da inşallah kaynayacak bugün. Makarnalarımı suya döküyorum. Su kaynamaya çok yakın. Anne sığar mı sence? Sığar ya, sığar. Hadi bakayım. Lens bu oldu. İşin baharatı dökme zamanı. Lan kabarıyor lan. Kıstım kıstım. Acısı çok acı bunun. Ay, paket içine düştü. Cam patlamaz değil mi anne? Bu sanki biraz fazla anne ya bana. Biraz meşakkatli bir pişirme sürecinden sonra 10 paket noodle'ı şimdi sizlerle birlikte yiyeceğiz. Ben bu videoyu zaten çekmeyi düşünüyordum. Ulan bir baktım, Macbank yazdım YouTube'a. Enes Batur'undan tut da en böyle küçük kanaldan büyük kanala herkes meğersem bunun videosunu çekmiş. Ben dedim bir farklılık yapayım. 10 paket noodle yiyeyim ve süre tutayım. Yani normalde yemekleri aşırı yavaş yerim. Yani böyle bir kere şeye başladığım zaman, yemeğe başladığım zaman o süre 1,5 saate kadar uzar. Ki uzadığı, 2 saate kadar uzadığı zamanlar da oluyordu. Bu arada tavuklusunu almıştım ben bunun. Eğer körlüsünü alsaydım çok daha güzel olacaktı ama körlüsünü bulamadım. O yüzden tavuklusunu aldım. Tamam, iki yudumdan bir şey olmaz. Öncelikle şunu belirtmem gerek. Asya partisinden nefret eden bir insanım. Yani eğer ben yemek yerken birisi yanımda ya da ben normal otururken birisi yanımda sakıldan tut da cipse kadar ağzını şapırdatırsa sinirlerim durduk yere tepeme fırlar ve oradan bir an önce uzaklaşmaya çalışırım. Ve şu anda bu durumu sizlere yaşatmamak için, Asya pırtısına sinir olanlar için Asya pırtısı vermemeye çalışacağım. Bakıyorum kızın teki sözde mukbang yapacak. ASMR'la karıştırmış bunu. Alıyor, yiyor ve şapırtısını veriyor mikrofona. Ki ASMR'cıları da hiç anlamıyorum. Oralar ayrı bir kafa. Neyse, şimdi 10 paket noodle. Başlatıyorum süreyi. Yanımda bir bardak kolamız var. Karnımı şişirsin diye koydum. 3, 2, 1 başlat. Yani çok sıcak. Dur. Çok sıcak, ben bunu böyle yiyemem. Biraz bekleyeyim soğusun. Yalnız 10 paket noodle da var ya. Hemen soğukluk testi yapıyorum. Hala sıcak. Evet, biraz bekleyeceğim soğumasını. Evet, süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1. Sıcak sıcak yiyeceğim. Ses gelmemesi için. Ama çok sıcak. Ve acı tadı çok geliyor. 1 dakika oldu. Çok az bir şey yedim daha. Keşke acı atmasaymışım. Acı yaktı. 10 dakikada yer miyim ben bunu? Çok zor. Aslında videoya başlamadan önce tartılsam iyi olurdu. Bir de yedikten sonra kilomu merak ediyorum. Nereden baksan bir 5000 kalori. Tek başıma. Bir sıcak bastı bana. O değil, mukbang yerine ben yemek yarışma süre geçiyor. Şu an çok zorlanmaya başladım. İnşallah sağlam çıkarım bu videodan. Aslında makarna biraz daha soğuk olsa hızlı hızlı devam edeceğim ama mesela alıyorum, azıcık alttan geliyor, daha sıcak. Şu an kadar çektiğim en zor videolardan biri bu. Çok zor. Şu anda böyle bir midemde bir gariplikler başladı. Vücudum böyle bir garip oluyor. Bazen bir soğuk titreme geliyor. İnşallah bayılmam. Tansiyon düşmesi, yükselmesi. 3,5 dakika. Benim var ya 10 dakika bitmem imkansız. Gitmiyor. Tıkandı kaldı. Bir daha yapmayacağım böyle bir yarışma. Aslında karşımda beni böyle gaza getiren bir şey olsa ve bir başkasıyla yarışıyor olsam şu anda, çalıştır koçum bilgisayarı. Beni gaza getirecek bir şey buldum. Matt Stone'yi izleyeceğim. O da böyle hayvan gibi yemek yiyen bir abimiz. Tamam, bu süreden sonra bu dakikayı hiç önemsemiyorum çünkü çok süre kaybettik. Şimdi abimizle ben yarışıyorum.
Bir dakika. Ben bunu hala yemiyorum. Hala ateş gibi bu. Bir 5 dakika daha soğumasını bekleyeyim. Midemdekili biraz oturacak ama biraz iştahım kaçacak ama bitireceğim ben bunu. Dur. Ağzımı da sileyim. Vallahi şu anda olmuştur herhalde. Ben süreyi devam ettiriyorum. Birazcık daha soğumasını bekledikten sonra 3 2 1. Ha, bu sefer tam kıvamında bak. Şu an çok rahat yiyebiliyorum. Keşke kola yerine su alsaymışım. Gitmiyor. Daha biraz bir kırtık bir şey yedim daha. Başarabilirsin bunu. Karbonhidrat edeceğim. Çok fazla. Evet. Yavaş yavaş yerim. Midem bulanmaya başladı galiba. Daha 4'te 1'ini yedim anca lan. Oha. Bir de 10 paketine göz diktim. Karnım ağrımaya başladı. Ben eğiliyorum. Eğildiğim için karnım sıkışıyor. O yüzden koltuğu biraz aşağı indirdim. 5 dakika. 5 dakika oldu. 10 dakikada bunu... Acaba pes etmeli miyim? Hala bir şey değil mi? Bak şu an hiçbir şey yemedim olarak görünüyor. Buraya yayıldığı için. Şöyle ben kenarı koyayım bunları. Şu kadarını yedik. Yani 3'te 1'i diyelim. 3'te 1 kısmını yedim. 5 dakika içerisinde. Aynen. Ama şu an çok kötü bir şekilde midem tıkandı. Efendim koçum. Aga videodaysan selam. Videodayım. Afiyet olsun kardeşim. Teşekkür daha ederim. Teşekkür ederim. Daha yiymişsin. Makarna yemeye çalışıyoruz. Ya yiyor musun hala? Vallahi az önce pes ettim de biraz daha çabalayacağım. Ya iyi şimdi ben de gidiyorum. Canım çekti. Makarna mı alacaksın? Aynen aynen. Neydi, tavuk körülü müydü? Yok, körülü yoktu, tavuklu aldım. Ya iyi tamam aga, hadi seni bölmeyeyim. Hadi afiyet olsun. Hadi bay bay. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Büyük ihtimalle benim devam edebilmem için pardon. Birazcık mola vermem gerek. Ulan Madstone'ya bakıyorum, adamlara bakıyorum. 10 paket, 15 paket makarnayı 10 dakikada bitiriyor adamlar ya. Kafayı yemiş bunlar. Ama zaten ben videonun en başında bahanemi söyledim. Hiç clickbait kabul etmem. Ben videonun başında dedim ki ben yemeği çok yavaş yiyen bir insanım. Akşam yemeğini, kahvaltıyı böyle en son ben kalkarım masadan ve 1 saat, 1,5 saat, 2 saati gördüğüm günler bile oldu. Sadece yemekte geçirdiğim süre. Onun için midede alışkın olmayabilir bu duruma. Bir de ilk öğünüm bu. Hani kahvaltı etmedim daha. Onun için de bir anda böyle midem zorlanmış gibi hissettiğimi olabilir. Birazcık mola vereyim ben. Olsun, 10 dakika olmasa da 10 paket makarnayı bitirmeye çalışacağım. Sizin için. Just for you. Bak. Just for you canım. Biraz daha bekledim. Biraz daha soğudu. Şu anda midemde birazcık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yine 10 paketi yeme umudum yok. Başlangıçta çok umutlu olsam da zorlayacağım. Zorlayacağım. Bakalım inşallah bitirebiliriz. Hadi başlayalım. Buraları hızlı çekim geçeceğim. Yoksa çok sıkıntı olur burası. Bir şey diyeyim mi? Hafiften böyle bir iğrenme geldi nedense bana. Midem bulanmaya başladı. Eğer biraz daha zorlarsam böyle böğürmeler gelir. O yüzden daha fazla zorlamayacağım. Öncelikle 10 dakikada 10 paket yemedim. 20 dakikada da yemedim. 30 dakikada da yemedim. Yenmedim. Ben yiyemedim. Kabul etmiyor midem. Bildiğiniz bulanıyor. Belki ilk öğünüm olmamış olsa, yani mide böyle biraz daha açlığı hissetmiş olsaydı bitirebilirdim de. Bu haliyle gitmiyor. Ben kardeşimi arayayım da bari ziyan olmasın bu. Alo. Alo anne, İrem geldi mi? Makarnayı gönderdin değil mi? Evet. Yiyemedin değil mi? Nasıl bitireyim 10 paket makarnayı? Deneyeyim dedim ama olmuyor. Ben sana dedim. Ben sana dedim değil mi? Yapacak bir şey yok. Daha gelmedi. Ne olacak şimdi makarna? Çıkarı koru, yerse yer, yemezse yemez. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bak bir sürü var bak. Yapmasaydın o kadar çok. Ben senin oyunu yiyemeyeceğini biliyorum. Tamam, çöpe döküyorum. Niye çöpe döküyorsun? Getir buraya, İrem yerse yer. Tamam getiriyor. Tamam hadi bay bay. Yani durum görmüş olduğunuz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biliydim böyle olacağını. Biliydim. Midem bulandı. Artık noodle da yiyemeyeceğim. Daha doğrusu tavuklusunu yiyemeyeceğim. Köylüsü çok güzel.